Değerli konuklarımız, değerli milletvekili arkadaşlarım, bir grup toplantımızı daha eş genel başkanlarımız, grup başkan vekillerimiz ve milletvekillerimizle eksik topluyoruz. Ama söz olsun ki onlar aramıza katılıncaya ve onlar şahsında bütün siyasi tutsaklar özgürleşinceye kadar mücadelemizi eksiltmeden sürdüreceğiz. Değerli konuklarımız, bugün grup toplantımıza katılan çok değerli misafirlerimiz var. Ağrı Patmos Derneği'nden misafirlerimiz aramızda, Kars Digor Derneği'nden misafirlerimiz aramızda, Alevi Bektaşi Federasyonu'ndan arkadaşlarımız aramızda, Demokratik Alevi Derneği Mamak Şubesi'nden misafirlerimiz aramızda, Pir Sultan Abdal Derneği Mamak Şubesi'nden misafirlerimiz aramızda, Akader Mamak Şubesi'nden değerli arkadaşlarımız aramızda, Tütün Sen'den arkadaşlarımız aramızda, Murat Daha Yok Olmasın Platformu Sözcüsü aramızda, SYKP Mamak Şubesi aramızda, Mamak HDP İlçe Örgütümüz aramızda, tüm misafirlerimize, arkadaşlarımıza, canlarımıza, grup toplantımızı onurlandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklarımız, bugün Dünya Sinema Günü. Buradan hayatlarımızı, edebiyatın güzelliği, müziğin şöleni, tarihin harmanı ile görmemizi sağlayan, bir çocuğun veya bir savaş mağdurunun gözlerinden hayatı anlamamıza imkan veren, siyaseti, felsefe, sosyoloji penceresiyle bakış açımızı renklendiren, güldüren, ağlatan, kederlendiren, sevindiren tüm sinema emekçilerinin Dünya Sinema Günü'nü kutluyorum. Değerli misafirlerimiz, yarın bu devletin zulmüne boyun eğmeyerek zalimlere dert olan, ölüme korkusuzca yürüyen Seyit Rıza ve arkadaşlarının ölüm yıl dönümü. Bugün bir kez daha Seyit Rıza ve can yoldaşları şahsında Dersim tertelesinde katledilenleri saygıyla anlıyor, önlerinde saygıyla, özlemle eğiliyoruz. Yarın aynı zamanda hapisteki yazarlar günü. Türkiye'de baskı, zulüm her alanda kendini gösterdiği gibi yazarlar da bu zor politikalardan nasibini maalesef almıştır. Tüm düşünce mahkumlarıyla birlikte tutuklu yazar ve gazeteciler için de özgürlük çağrımızı yineliyoruz. Her zaman onlar ve onlar gibi bütün düşünce ve özgürlük tutsaklarının yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli konuklar, bu haftaki grup toplantımızı yapmak üzere parti sözcümüz ve Kars milletvekilimiz Sayın Ayhan Bilgen'i konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, bir grup toplantısında daha yine eş başkanlarımız aramızda olmadan, milletvekili arkadaşlarımız rehin tutulmaya devam ediliyorken başlıyoruz. Hepsini ben de grup başkan vekilimiz gibi selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Türkiye ne yazık ki çok önemli siyasi gündemleri bazen insani değerlerini de çok ucuza, kötü harcayarak tüketiyor. Yanı başımızda bir deprem yaşandı. Elbette doğal afetler insanlığın sınav vermesi açısından dayanışma ve insani erdemini ortaya koyması açısından zor günlerdir. Biz şüphesiz Kirmanşah başta olmak üzere Süleymaniye, Tuzhurmat, Halepçe civarında hem hayatını kaybedenlere başsağlığı, rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz, hem de geçmiş olsun dileklerimizi paylaşmak istiyoruz. Ama doğal afetler nasıl ulus devletlerin sınırlarını tanımıyorsa, yani deprem ve başkaca afetler etnik kimliğe, mezhebe, inanca bakmaksızın büyük bir acıyı, büyük bir travmayı insanlığa yaşatıyorsa,
Bazen insanlar da bu doğa durumundan ders çıkartmayıp kendi insanlıklarından, kendi fıtratlarına, kendi doğalarına yakışmayan davranış ve tutumları da sergileyebiliyorlar. Deprem vesilesiyle, deprem gibi son derece acı, son derece büyük travma nedeni olan bir olay vesilesiyle bile nefret söylemiyle hareket edenler, ırkçılığı, zihinlerindeki faşizmi deşifre edenler elbette depremdeki acı kadar hepimizi incitiyor, acıtıyor. Değerli arkadaşlar, ister kendisini Türk milliyetçisi, ister Kürt milliyetçisi, ister Fars, Arap milliyetçisi olarak tarif etsinler, sonuç itibariyle depremde bile insani tutum sergileyemeyenler insanlığın insanlıktan nasibi olmayan numuneleridir. Dolayısıyla bu acıya karşı dayanışma göstermekten başka, insani tutum ortaya koymaktan başka hiçbir yaklaşım, hiçbir tavır kabul edilemez. Türkiye'nin ve bölgenin gündemlerine geçmeden önce galiba bir küçük görevi ifa etmem gerekiyor. Önümüzdeki hafta meclis başkanlığı seçimleri var. Biz de sembolik açıdan anlamlı olduğunu ifade edebileceğimiz, arkasında duracağımız adayımızla meclis başkanlığı seçimine katılacağız. Sayın Selma Irmak, tutuklu vekillerimizden Sayın Irmak bizim meclis başkan adayımızdır. AKP'nin aday belirleme süreci biraz şaşırtıcı oldu bu sefer. Çünkü görünen o ki Cumhurbaşkanı'nın da haberi olmamış, Başbakan'ın da haberi olmamış, Sayın Kahraman adaylığını ilan etmiş. Bu ne kadar doğru değil, takdir sizin, takdir kamuoyunun. Ama Sayın Kahraman bir nezaket göstererek siyasette diyaloğu önemsediğini ifade için olsa gerek, partilerin genel başkanlarıyla görüşme yapacağını söylüyor. Biz bunu anlamlı buluyoruz, önemli buluyoruz. Geçmişteki pratiği tabii kendisinin değerlendireceği ve AKP'li vekillerin takdir edeceği bir durumdur. Biz başka bir partinin adayı üzerinden polemiği asla siyasi etik açısından doğru bulmayız. Ama Sayın Kahraman belki unutmuş olabilir. Bizim başkanlarımız, eş başkanlarımız cezaevinde. Bu parlamentoda görev yaparken, bu parlamentonun üçüncü büyük grubu olarak görevlerinin başındayken tutuklandılar ve bu parlamento anayasaya aykırı, evrensel hukuka aykırı bir düzenlemeye, bir darbe düzenlemesine imza attı ve bu tutukluk böyle gerçekleşti. Ama buna rağmen Sayın Kahraman ziyaret etmek istiyorsa bize şimdiye kadar ulaşmış herhangi bir girişim, bir talep yok ama ziyaret edecekleri adres bellidir değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, Orta Doğu aslında taşların yeniden dizildiği, belki her şeyin baştan yeniden dizayn edileceği bir süreci yaşıyor. Ve bu sürecin bedelini, faturasını ne yazık ki yine en çok çocuklar, kadınlar, sivil halk ödüyor. Bakın, Yemen'de uzun bir süredir büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Koleradan, yani bir orta çağ hastalığından binlerce insan hayatını kaybetmiş durumda. On binlerce insan da bu hastalığın şu anda müptelası durumunda. Şimdi Yemen'de binlerce insanın ölümü karşısında Türkiye'de muhafazakar çevre başta olmak üzere iktidarın, devletin sessizliği, tepkisizliği de bütün insanlık için ibret verici, ders verici bir suskunluktur. Suudi Arabistan'ın Yemen'de çocuklara, kadınlara reva gördüğünü, önümüzdeki günlerde de muhtemelen Lübnan'da yine kadınlara, çocuklara reva görecek arayışlara, planlamalara, hesaplara girdiği çok açıktır. Bir ülke düşünün ki, bir başbakan düşünün ki, bir başka ülkeye ziyarete gidecek ve ziyaretinden sonra ortadan kaybolacak. Birkaç gün başbakana kimse ulaşamayacak, sonra o başbakan kameraların önüne çıkacak ve diyecek ki alıkonmadım, böyle bir şey yok.
Ülkeme geri döneceğim ama bir şartım var. Şartı da kendi ülkesinde Yemen konusunda farklı düşünen yapıların Yemen'deki sürece müdahil olmaması. Değerli arkadaşlar, böyle bir devlet olabilir mi? Böyle bir siyaset olabilir mi? Bu koşullarda Orta Doğu'da Orta Doğu halkları kendi sorunlarını kendileri çözebilirler mi? İşte aslında Orta Doğu'da etnik ve mezhepsel çatışmaları Orta Doğu'nun kaynaklarını sömürmek için kendilerine şiar edinenler, temel siyaset edinenler ve yine Orta Doğu'da sırf kendi saltanatlarını, saraylarını korumak için etnik ve mezhepsel kamplaşmadan, çatışmadan medet uman siyasetçiler bu halin sorumlularıdır. Bu anlamda kimsenin öbüründen daha temiz, daha berrak, daha saf bir hali yok. İşte tam da Orta Doğu'da halkların birlikte yaşaması gerektiği, halkların özgürce, eşit birlikte yaşaması gerektiği, halkların ayrımcılık, nefret, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, mezhep taassubu, etnik fanatizm dışında bir formülle birlikte yaşaması gerektiğini savunduğu için aslında Sayın Öcalan tecritte, değerli arkadaşlar. Bu tablo sadece Türkiye'nin iç barışıyla ilgili bir tablo değil. Bu tablo Orta Doğu'da konfederal yöntemin önerisinin aslında baskı altına alınması, susturulması, tecritle o sesin, o sözün Orta Doğu'da duyulmasının engellenmeye çalışılmasıdır. Dolayısıyla aslında partimizin düzenlediği tecritle ilgili etkinlikler, duyarlılık sadece Türkiye'nin iç barışına dair bir talep değil. Ama aynı zamanda Orta Doğu'da halkların kaynaklarını sömürtmeden, birbirlerini boğazlamadan yaşayabilmesine dair bir formülün yeniden gündem olması, yeniden tartışılabilmesiyle ilgili bir taleptir. Değerli arkadaşlar, bu tabloda tabii Türk dış politikası nereye gidiyor? Son birkaç ziyarete izninizle sadece dikkat çekmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı dün öğlen saatlerinde havaalanında açıklama yaptı. Soçi'ye gitmeden önce, Putin'le görüşmesinden önce ve bu basın açıklamasında çok açık biçimde neredeyse Putin ve Trump üzerinden eleştirisini yaparken işte dünyayı ahmak yerine koymayın dedi. Değerli arkadaşlar, dış politika artık aylarla, haftalarla, günlerle falan değil, saatlerle değişiyor. 4 saat sonra Türkiye'nin bu konudaki yaklaşımı Cumhurbaşkanı'nın Putin'le yaptığı basın açıklamasında tam tersine dönmüştü. Yine aynı Erdoğan, aynı Cumhurbaşkanı Putin'in yanında basının önünde aynen şu cümleyi kullanıyor. Putin ve Trump'ın Suriye konusundaki ortaklaşması bizim için de son derece önemlidir. İşte üzerinde tartıştığımız, üzerinde konuştuğumuz dış politika zemini böyle bir zemin değerli arkadaşlar. Bir başka yaklaşım, Sayın Başbakan biraz önce grup toplantısında Amerika ziyaretini aktardı ve Suriye ile ilgili de son derece önemli değerlendirmelerde bulundu. Tabii Sayın Başbakan galiba Amerika'da parklarda oturarak muhatap aradığı için, görüşebilecek muhatap beklediği için ele Amerikalıların yüzüne dümdük söyleyecek sözlerini de dönüyor, Türkiye kamuoyunun yüzüne söylüyor. Rakka'da tırlar, büyük iş makineleri sevk ediliyormuş, IŞİD'le danışıklı dövüş yapılıyormuş, işbirliği içerisine giriliyormuş. Değerli arkadaşlar, umarız bir açıklama yapılır. İnandırıcı, ikna edici bir açıklama yapılır. Ama Konya Belediyesi'nin orada Rakka'da bulunan iş makinesiyle ilgili açıklamayı kendisi mi yapar yoksa eski Konyalı başbakan mı yapar bilmiyoruz. Ama galiba Konya Belediyesi'nin iş makineleri oraya cihat etmeye gitmiş. Galiba Konya Belediyesi'nin iş makineleri oraya PYD tarafından götürülmüş ki ortada bir muhatap yok. Eğer Konya Belediyesi, değerli arkadaşlar, Milli Savunma Bakanlığı'nın tedarikçisi ise biz bilmiyorsak açıklasınlar. Ama değilse orada o makinelerin ne işi olduğuna dair kamuoyuna hesap versinler. Değerli arkadaşlar, yine Başbakan
Amerika ile görüşmesinde diyor ki, çok ilginç aslında bir itiraf, 15 Temmuz'la ilgili değerlendirme yaparken hem bunu medya önünde CNN'de yaptı hem de biraz önce grup toplantısında yaptı. Diyor ki, nereye çağırdıysanız gittik ve sormadık. Yani 11 Eylül oldu. Siz dediniz ki Üsame Bin Laden yaptı, El-Kaide yaptı, Afganistan'dan yapıldı. Hemen peşinizden, arkanızdan Afganistan'a geldik. Sormadık bile. Evet, bunun farkındayız değerli arkadaşlar. 1950'lerden beri bu ülkede Amerika nereye gidin derse gidiyorsunuz. Kore'ye gidin dediler, arkalarından koşup gittiniz. Türkiye ile ne ilgisi vardı bilmiyoruz. Ama biz başka bir şeye şaşıyoruz. Siz Amerikalılara sormuyorsunuz, sormadan bir dediklerini iki etmiyorsunuz. Ama Türkiye'de insan hakları savunucuları, muhalif siyasetçiler, gazeteciler bir yabancıyla oturunca, konuşunca, bir araya gelince gazeteleriniz, tetikçi medyanız hemen manşetten komplo teorileri kuruyorlar. Hemen hedef gösteriyorlar. İşte büyük tezgahlar, büyük ihanet planları diye haberler yapıyorlar. Biraz önce Sayın Başbakan övüne övüne Musevi lobileriyle yaptığı toplantıyı anlatıyor. Değerli arkadaşlar, bizde asla antisemitizm yok. Bizde asla yabancı düşmanlığı yok. Elbette Musevi lobileriyle de görüşürsünüz. Ama peki o zaman sizin gazetelerinizin derin devlet diyerek, uluslararası lobiler diyerek, işte dünyanın başına bütün belaları açan adresler diyerek muhaliflerin onlarla yaptığı görüşmeleri, onların vakıflarıyla, dernekleriyle kurdukları temasları niye afişe ediyorlar, niye teşhir ediyorlar, niye hedef gösteriyorlar? Kaldı ki bugün hepimiz biliyoruz ki artık Amerika'da Afganistan'a niye gittik sorusu soruluyor. Afganistan'a gidip gitmemenin ne kadar doğru, ne kadar Amerikan çıkarlarıyla örtüşüp örtüşmediği sorgulanıyor, tartışılıyor. Bırakın Afgan halkının yaşadığını, bırakın Afganistan'da sivil, kadın, çocuk, on binlerce insanın hayatını, Amerikalıların bile çıkarlarına ne kadar uygun olup olmadığı tartışılırken, Başbakan marifet gibi sormadık, siz nereye dediyseniz oraya gittik diyor. Değerli arkadaşlar, elbette ki Türkiye dış politikasında ne kadar başı dik ve onurlu olursa o kadar içeride de daha demokratik, daha özgürlükçü, daha barışçıl siyaseti hayata geçirebilecek denklemleri kuracaktır. Bugünlerde biliyorsunuz eski başbakan tersini söylüyor. Diyor ki içeride ne kadar demokrat olursanız, ne kadar özgürlükçü olursanız o kadar dışarıda başınız dik olur. Elbette denklem böyle de doğru, tersine de doğru. Ama Türkiye'nin neden dışarıda başı dik değil, neden Türkiye dışarıda mahcup, utangaç, neden muhataplarına söyleyemediğini sadece iç kamuoyuna propaganda malzemesi olsun diye söylüyor, aslında buna odaklanmak gerekiyor. Bakın değerli arkadaşlar, ülkelerin yumuşak karınlarından, özellikle 3. dünya ülkelerinin, kapalı rejimle yönetilen ülkelerin yumuşak karınlarından birisi yolsuzluk konusudur. Yolsuzluk konusu demokratikleşme ile doğrudan ilişkilidir. Türkiye'de 17-25 Aralık'tan bu yana birileri bizi bir tercihe zorlasa da, yani darbeden mi yanasınız yoksa yolsuzluklarla mücadeleden mi yanasınız gibi absürt, saçma sapan bir denklem kurarak bizim aklımızla alay etseler de, hepimiz biliyoruz ki dünyada şeffaflık demokratikleşmeden ayrılmaz. Dünyada yolsuzluklarla mücadele, darbeyle mücadeleden ayrılmaz bir gerçektir. Ama Türkiye yolsuzluklar konusunda gerçekten artık hani Mehmet Akif'in deyimiyle bir kızarmaz yüz, yaşarmaz göz sermayesi olan siyasetçilerin anlayışına teslim olmuş durumda. Bakın birkaç örnek değerli arkadaşlar. İsveç Maliye Bakanı devlet kasasından çikolata aldığı için istifa ediyor tepkiler üzerine. İtalya Ulaştırma Bakanı 10.300 euroluk bir saat kendisine hediye edildiğinde bunu kabul ettiği için istifa ediyor. Japon Spor Bakanı bir stadın yapılışında beklenenin üzerinde maliyet ortaya çıktığı için istifa etmek zorunda kalıyor. Şimdi Paradise belgeleri, hani şu meşhur vergi cenneti Malta ile ilgili bilgiler ortaya çıktığında, ortaya döküldüğünde, bırakın istifayı,
özür dileme onurunu, erdemini bile sergileyen kimse var mı? Çok açık, çok net biçimde televizyon ekranlarında, grup toplantısında Sayın Başbakan diyor ki ben araştırılmasına varım. Getirin araştırma komisyonu kurulsun, araştırılsın. Peki partimiz bunun önerisini hazırlıyor, genel kurula indiriyor, gündeme getiriyor. Ne oluyor? AKP'nin oylarıyla araştırılmaması gerektiği kararı çıkıyor. Şimdi arkadaşlar, ekranlar önünde yolsuzlukla ilgili meydan okumak kolaydır. Hamaset yapmak kolaydır. Ama sizin çoluk çocuğunuza, yakınlarınıza dokunduğunda eğer üstünü örterseniz birileri onu feci biçimde kurcalar, feci biçimde karıştırır ve sadece size ve ailenize karşı değil, bütün bir ülkeyi rehin almanın aracı haline getirir. Nitekim bugün Rıza Zarrab davası bundan farksızdır. Yine Sayın Başbakan'ın görüşme yaptığı bir ismin özellikle Amerika'da etkili, bazı gazetelerde yazı yazsın diye kendisine 560 bin dolar ödenmiş. Ama iddiaya göre birilerini kaçırmak ya da kurtarmak için de 15 milyon teklif edilmiş. Ama o bu taahhütte bulunamadığı için bu konu şimdi Amerika'da soruşturma konusu olmuş. Şimdi böyle bir ülkenin dış politikada bağımsızlığından, onurlu duruşundan, dik duruşundan söz edilebilir mi? Değerli arkadaşlar, offshore konusu sadece bir yasa sorunu değildir. Offshore konusu aynı zamanda bir siyasal ahlak konusudur. Onun için de hem ahlak hem de siyasi nedenlerle aslında offshore konusunun Türkiye'de yüzleşilmesi gereken bir boyutu var. Değerli arkadaşlar, içeride vatan, millet, Sakarya hamaset yaparken eğer çocuklarınız 3 kuruş vergi ödememek için gemilerine başka ülkelerinin bayraklarını çekerek ticaret yapıyorlarsa hiç kimseye milliyetçilik nutukları atmayacaksınız. Kimseye vatanseverlik öğretmeye kalkmayacaksınız. Tabii bu konuda muhalefetin suskunluğu da son derece manidar. Biz hiçbir ülkede offshore hesaplarımız olmadığı için galiba bu kadar rahat konuşuyoruz. Ama belli ki muhalefet partileri de bu konuda çok söz söyleyecek güce, cesarete sahip değiller. Değerli arkadaşlar, tabii Türkiye böylesi uygulamalar dolayısıyla birileri için vergi cenneti. 2006 yılında Bakanlar Kurulu bir liste yayınlamaya karar veriyor. Offshore hesaplarında ismi geçen şahısların listesinin çıkartılması yönünde bir karar 2006 yılına ait. Ve onların kazançlarının vergilendirilebilmesi için de bir düzenleme yapma tartışması yapılıyor. 2006'nın üzerinden 10 yıl geçmiş. Başbakan değişmiş, başbakanlar değişmiş ama hala Bakanlar Kurulu offshore'la ilgili liste hazırlayacak ve onların vergilendirilmesiyle ilgili düzenleme yapacak. Tabii Malta'da hesabı olanlarla ilgili düzenleme yapılamıyor ama işte bugün Meclis Genel Kurulu'na gelecek olan torba yasasında tütün üreticilerle ilgili onların daha fazla vergi vermesi için bir düzenleme yapılıyor. Maddelerin 5 tanesi kıt kanaat, başka gelir kaynağı olmadığı için tütün üreterek ayakta durmaya çalışan çiftçiyi, üreticiyi cezalandırmaya dair düzenlemeler değerli arkadaşlar. Örneğin son teknolojiyi kullanmak gibi ilginç bir standart konmuş. Sanki çiftçinin, üreticinin son teknolojiyi kullanmaya, satın almaya imkanları var da Adıyamanlılar, Antepliler, Urfalılar sırf vergi kaçırmak için sanki bu işi yapıyorlar da yasal düzenlemeyle bunu kurallara bağlıyorsunuz. Bu sadece çiftçiyi, üreticiyi cezalandırma değil değerli arkadaşlar. Aynı zamanda işi kriminalize ederek işte küçük esnafı, satıcıları da cezalandırma. Değerli arkadaşlar, dünyanın hiçbir yerinde tütün üretimiyle ilgili tartışmalar sigarayla mücadele tartışmasıyla birlikte yürümez.
Birileri kafa karıştırmayı çok iyi biliyorlar. Sanki tütün üreticilerinin haklarını savunursanız ya da tütün ürünleri satan esnafla ilgili bir çift söz söylerseniz sanki sigarayı özendiriyorsunuz. Tam tersi değerli arkadaşlar, tam tersi. Hepimiz biliyoruz ki aslında tütün türeslerine, sigara türeslerine verdikleri taahhütler dolayısıyla üreticiyi cezalandırıyorlar. Tütün üretilemez bir ülke haline getirmeye çalışıyorlar. Nasıl mısır üreticilerine taahhütleri dolayısıyla şeker pancarı üreticileri cezalandırılıyorsa, şeker pancarı fabrikaları, şeker fabrikaları bir bir kapanmaya mahkum ediliyorsa, aslında tütünde yaşanan da bundan farklı değildir. Yani aslında bir boyutuyla vergi cezalandırması, vergi cehennemine ülkeyi çevirerek üreticiyi boyun eğdirme, vazgeçirme girişimi, ama bir boyutuyla da uluslararası güçlere, türeslere ülkeyi teslim etme girişimi. Değerli arkadaşlar, nasıl sigara konusunda, tütün konusunda bir algı operasyonu yapılıyorsa, ekmek konusunda da yapılıyor. İlginç, ekmeğin fiyatını artırmıyorlar, gramajını düşürüyorlar. Hani sosyal medyada dolaşan bir video var, muhtemelen hepiniz izlemişsinizdir. Bu mazota, benzine yapılan zamlarla ilgili mikrofon uzatıyorlar. Bazıları bunun zam olduğunu kabul etmek istemiyor, iktidar partisi yıpranmasın diye. Diyorlar ki bizim için bir şey fark etmiyor çünkü biz hep 20 liralık mazot alıyoruz. Değerli arkadaşlar, aslında siz yine bir ekmek alıyor olabilirsiniz ama vallahi AKP'yi yıpratsanız da yıpratmasanız da sonuçta çocuğunuzun kursağına giden lokma küçülüyor. Evinizin sofrasına konan ekmek küçülüyor. Buna zam değil de tasarruf dediğinizde israfla mücadele etmiş falan da olmuyorsunuz değerli arkadaşlar. Ekmek israf edenler, ekmek 1 lira mı, 1,5 lira mı hesabını yapanlar değil çünkü. Siz ekmeğin hesabını yaparak ay başını getirmeye çalışanlara aslında böyle propaganda yaparak bir algı operasyonu oluşturabilirsiniz ama israfla ilgili hiçbir şey yapmış olmazsınız. Bakın geçen hafta, iki hafta önceki grup toplantımızda sarayın harcamaları ve yeni bütçedeki karşılığı ile ilgili bazı rakamlar aktardım. Onları tekrarlamayacağım çünkü itibardan tasarruf olmaz diyor bazıları. Çok harcamayı halk açken, halk işsizlikle, yoksullukla mücadele ederken saray ne kadar harcarsa, Cumhurbaşkanı ne kadar protokol giderine sahip olursa, ne kadar çok taşıtı konvoyu varsa o kadar ülke itibarlı, saygın olur diyenlere, yine AKP'lilerin çok sevdiği bir isimden, grup yöneticilerinin genel kurulda sıkça atıfta bulunduğu bir isimden, bir siyaset düşünüründen, Machiavelli'den küçük bir alıntı aktarmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Machiavelli 15. yüzyılda İtalya'da tüm Avrupa siyasetçilerine önerilerde bulunan, o meşhur Prens isimli kitabında tavsiyelerde bulunan bir isim. Hani belki hepinizin daha yakından tanıdığı sözü de, bir ülkeyi işgal ettiğinizde eğer kolay sömürmek istiyorsanız kilise açın, stad açın, konser salonları açın tavsiyesinde bulunan Machiavelli. Hani Machiavellizm diye de zaten ne pahasına olursa olsun iktidarda kal, ne pahasında olursa olsun koltuğu bırakma anlayışının literatürdeki kaynağıdır, referansıdır Machiavelli. Bakın ne diyor, tavsiyede bulunuyor. Böyle cömert devletin kasasından, milletin cebinden cömert siyasetçilere tavsiyelerde bulunuyor. Bir hükümdar insanlar arasında cömert olarak ün salmayı istiyorsa kesinlikle hiçbir gösterişten kaçınmamalıdır. Bu da onun bütçesini bu tür harcamalarla tüketmek zorunda bırakacaktır. Bunun sonucunda da kazandığı ünü korumak için halka son derece ağır vergiler yüklemek, onların mallarına el koymak ve kısaca para kazanmak için her türlü yola başvurmak zorunda kalır. Böylece tebaasının nefretini kazanacak ve yoksul düştüğü ölçüde de saygınlığı azalacaktır. Bu Machiavelli'nin 600 yıl önce, 500 yıl önce tavsiyesi değerli arkadaşlar, ya da uyarısı. Türkiye bir vergi cehennemidir dar gelirli için. Türkiye bir zam ve vergi cehennemidir küçük esnaf için. Türkiye bir aslında borçlandırma
borçlandırarak rehin alma ekonomisiyle yönetilmektedir orta ve dar gelirli için. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de vergilerin %65'i dolaylı vergilerdir. Azıcık maliye politikası okuyan, bilen herkes kabul eder ki bir ülkede dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki oranı yüksekse orada vergi adaletsizliği ve vergi kaçağı çok daha yüksek olur. Çünkü birileri mecburen verir dolaylı vergilerde ama o mecburen verenler, yani maaşından kesenler, üreticiler ya da küçük esnaf vergi kaçıramayacağı için bu verginin yükünü, büyük yükünü göğüslemek, omuzlamak zorunda kaldığı halde muhasebe oyunlarını iyi bilenler ya da çıkarttıkları torba yasalarındaki af düzenlemeleriyle vergi affına layık görülenler bu vergi yükünü üstlenmezler. Değerli arkadaşlar, 2000 lira maaşın, bir kamu görevlisinin 2000 lira maaşının Türkiye'de %20'si, yani 400 lirası vergiye gidiyor. Daha baştan peşinen kesiliyor. Yine 5,5 lira akaryakıtın 3 lirası, yarıdan fazlası baştan vergiye gidiyor. Yani Türkiye akaryakıttaki en kolay tahsil edilen vergide dünya sıralamasında en üstte değerli arkadaşlar. Tabii bu vergiler nereye gidiyor sorusu biraz önce sarayın harcamaları ile ilgili hatırlattım ama başka bir kalem daha var. O da çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı sürekli faiz lobilerinden bahsediyor. Faizin aşağıya çekilmesi gerektiğine dair uyarılar yapıyor. Biz ekonomide faizin rolü ile ilgili parti programımızı, parti politikalarımızı daha önce defalarca ifade ettik. O ayrıntıya girmeyeceğim. Ama Türkiye ekonomisinde şu anda değerli arkadaşlar, vergilerin %11,3'ü faize gidiyor. Tabii faize, sarayın harcamalarına kaynak bulunurken, vergilerden imkan oluşturulurken, taşeronlarla ilgili sorunu çözmek için bir türlü formül bulunamıyor. Sürekli gündemde tutuluyor, sürekli beklenti oluşturuluyor ama bir türlü elleri varmıyor ki kararı imzalasınlar ve taşeronların sorunu çözülsün. Yine çok ilginç bir boyutuyla güvenlik politikası, bir boyutuyla da ekonomi politikasını ilgilendirdiği için söylüyorum. Binlerce sağlık çalışanı, içlerinde doktorlar var. Bir türlü atamaları yapıldığı halde görevlendirme yazıları gönderilmiyor ve işe başlatılmıyorlar. Bu yüzden doktorlar çok ağır mesai yapmak zorunda kalıyorlar. Çok uzun çalışmak zorunda kalıyorlar. İşte geçtiğimiz günlerde örneğini biliyoruz. İntihara kadar giden vakalar yaşanıyor ama bunun yanında ataması yapılmış, göreve başlatılmamış doktorlar da bekliyorlar. Ya kaynak olmadığı için başlatılmıyorlar ya da güvenlik soruşturmaları tamamlanmadığı için. Değerli arkadaşlar, gündemde tabii çok konu var. Dolayısıyla çok uzatmayacağım ama bir seçim barajı tartışması yapılıyor. Bu da son derece önemli bir tartışma. Her ne kadar sabah ilk grubu yapan parti başkanı bu konuda kendi 2019 ittifak arayışlarının sorumluluğunu da biraz bize yıkarak değerlendirme yapsa da bizim bu konudaki yaklaşımımız son derece ilkesel, son derece net. HDP kurulduğunda seçim barajı ile ilgili ne söylüyorsa yine aynısını söylüyor. Biz kimin faydalanacağına bakmaksızın, kimin durumunun kritik olduğuna dikkat etmeksizin, bunu öncelemeden, bunun üzerinden bir çifte standart sergilemeden baraja karşıyız. Baraja karşıyız çünkü baraj bu ülkenin bir toplumsal kesiminin iradesinin sandıkta karşılık bulmaması için, parlamentoda temsil edilmemesi için uydurulmuş bir tezgahtır. Biz mağduru biz de olsak, başka partiler de olsa bu konuda ilkesel tutumumuzu çok net biçimde ortaya koyuyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki hani oyun bitmiyor. Seçim barajı ile ilgili artık
Bahçeli ile girdikleri pazarlıkta üzerlerine düşeni yapmadıkları için mi Bahçeli açık konuşmak zorunda kaldı, bir şeyleri deşifre etti bilmiyoruz. Ya da seçim sistemiyle ilgili başka değişiklik planları yapılıyor da buna zemin mi oluşturmak istiyor, bunun gündemi mi yapılıyor, bunu da bilmiyoruz. Ama ister daraltılmış, ister şimdiye kadar karartılmış seçim sistemlerinden medet umun değerli arkadaşlar, hiçbir iktidarı sıkıştığında seçim sistemiyle oynamak kurtarmadı. Anavatanı kurtarmadığı gibi sizi de kurtarmayacak. Onun için vazgeçin bu seçim sistemi hesaplarıyla ayakta kalmaya çalışmaktan. Türkiye'de demokrasinin önündeki, temsilin önündeki, temsilde adaletin önündeki engelleri kaldırma konusunda hiç olmazsa borcunuzu ifa edin. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de seçim sistemi tartışmaları ne yazık ki iyi niyetli arayışlarla yapılmıyor. Elbette ki hiçbir seçim sistemi tabulaştırılmamalı, dogmatikleştirilmemeli. Her seçim sistemi ülkenin koşullarına göre, toplumsal gerçekliğine göre konuşulabilir, tartışılabilir. Ta ki iyi niyetli olsun. Ta ki gerçekten siyasetin, demokrasinin varlık sebebine, parlamentonun varlık sebebine, amacına uygun bir şeye hizmet etsin. Değerli arkadaşlar, yine iki gün sonra Gülser Yıldırım milletvekilimizle ilgili Anayasa Mahkemesi dosyayı gündemine almış olacak, değerlendirecek. Biz bugüne kadar arkadaşlarımız Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklamalarıyla burada grup kürsüsünden defalarca çağrıda bulundular. Biz de bir kez daha bu çağrıyı tekrarlayalım. Anayasa Mahkemesi evrensel hukuka uygun davranmayı göze alamıyorsa bile bari hiç olmazsa kendi eski kararının arkasında dursun. Aksi takdirde dün dündür, bugün bugündür anlayışının sadece siyaseti değil, artık yargıçları da, yüksek mahkemeleri de kuşattığının bir ispatıyla karşı karşıya kalacağız. Bizim grubumuzda Yıldırım çok arkadaşlar. Milletvekillerimizin %10'u Yıldırım. Elbette her bir milletvekilimiz bizim için çok değerli ve her birisinin hakkının gaspı karşısında duyarlı olacağız, tepkimizi ortaya koyacağız. Ama biliyoruz ki Anayasa Mahkemesi bu dosya inceleme sürecini Sayın Demirtaş üzerinden, eş başkanımız üzerinden başlattı. Şimdi Sayın Demirtaş'ın dosyası üzerinden yazışmalar yapacaksınız. Adalet Bakanlığı'ndan talepte bulunacaksınız. Ama sonunda sanki torbadan bir dosya seçmiş gibi Gülser Yıldırım dosyasını, bunu gündem yapacaksınız. Dolayısıyla biz değerli arkadaşlar meseleyi asla sadece tutukluluk meselesi olarak görmüyoruz. Elbette milletvekillerinin tutuklu yargılanması kabul edilemez. Ama sorun anayasaya darbe yapılarak milletvekillerinin dokunulmazlığıyla ilgili bir oldu bitti sorunudur. Anayasa Mahkemesi sözünü sadece bir kişiyle ilgili bir yaklaşımı ortaya koyarak değil, Türkiye'deki bu fiili durumu, bu darbe süreçlerinde yaşanabilecek tabloyu değiştirecek cesaret ve iradeyle ortaya koymalıdır. Yine değerli arkadaşlar, yargıyla ilgili altı çizilmesi gereken bir başka gündem konusu Suruç davası. Biliyorsunuz Suruç'ta 33 genç Rojava'yla dayanışma için oradaki çocuklarla buluşmak, onlara umut taşımak için oyuncaklarla, bebeklerle bir yola çıktılar ve Suruç'ta bir basın açıklaması düzenlerken hayatlarını kaybettiler. Ve bu katliamın üzerinden, bu vahşetin üzerinden geçen zamana rağmen bu davanın seyri aslında ilk günlerdeki tepki hangi anlayışı yansıtıyorsa tam da onu ispat ediyor. Bakın değerli arkadaşlar, geçtiğimiz duruşmada sanığın duruşma salonuna getirilmesi yönünde mahkeme heyeti karar veriyor. Mahkeme heyetleri değişiyor. Avukatlar tutuklanıyor ve dünkü duruşmada çok ilginç biçimde adeta segbisle katılan sanık mahkeme heyetini fırçalıyor ve hani ne haddinize beni getirmek falan demeye getiriyor. Mahkeme de tavrını şu şekilde şekillendiriyor. Diyor ki
Duruşmaya gelip gelmemek sanığın tercihidir. Değerli arkadaşlar, daha birkaç hafta önce Demirtaş'la ilgili, diğer arkadaşlarımız Yüksek Dağ'la ilgili siz değil miydiniz? SEGBİS'le katılmaları gerekiyor. Kendi tercihleri söz konusu olamaz. Mutlaka SEGBİS'le katılımları sağlansın kararını alan. Bu nasıl adalet? Bu nasıl yargı? 33 kişinin hayatını kaybettiği bir davada sanığın tercihine bırakıyorsunuz. Ama milletvekilleriyle ilgili, siyasetçilerle ilgili yargılama sürecinde sanığın tercihini değil, sizin kendi korkularınızı kararınıza belirleyici tercih yapıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, tabii ki Suruç davasının avukatları gibi Türkiye'de çok sayıda avukat ne yazık ki keyfi biçimde gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ve kutsal bir hak olan, kutsal bir görev olan savunma hakkını yerine getirmeleri engelleniyor. Bu isimlerden birisi de Çağdaş Hukukçular Derneği'nin başkanı Selçuk Kozağaçlı. Dün biliyorsunuz onu da tutukladılar. Tabii biz avukatların kimin davasına baktığına, hangi siyasi görüşe mensup olduğuna bakmaksızın, muhalif oldukları için cezalandırıldığının farkındayız ama umut ediyoruz ki bu zor günler gazeteciler için de, milletvekilleri için de, avukatlar için de geçecek. Tabii baskılar sadece duruşma salonlarında olmuyor değerli arkadaşlar. Sadece dava dosyaları üzerinde olmuyor. Elbette ki yargıdaki çelişkilere biz dikkat çekerken şunun farkındayız. Birileri kendi siyasi sorumluluklarını örtmek için, yargıdaki yozlaşmayı, kokuşmayı, çürümeyi örtmek için zaman zaman hukukun en temel evrensel ilkelerinin arkasına saklanıyorlar. Yani işlerine geldiğinde pekala kürsülerden, mikrofonlardan talimat veriyorlar, hedef gösteriyorlar ama kamuoyunda tepki olan bir karar çıktığında da yargı bağımsız ne yapalım gerekçesinin arkasına sığınıyorlar. Antalya'da değerli arkadaşlar geçtiğimiz günlerde 10 yaşındaki bir çocuğa tecavüz eden kişi tahliye oldu. 10 yaşındaki çocuğa tecavüz edeni tahliye eden Türkiye yargısı, Türk yargısı ne yazık ki milletvekilleriyle ilgili, gazetecilerle ilgili, siyasetçilerle ilgili, avukatlarla ilgili bu duyarlılığını göstermiyor. Baskıların türlüsüyle karşı karşıyayız. Birkaç gün önce Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Buldan Esenler ilçemizde bir panele katıldı. Panel sonrasında kapıda tam bir provokasyon zemini hazırlandı ve bu provokasyonu arkadaşlarımız fırsat vermediği için de provokasyonu sosyal medyada sürdürdüler. Sosyal medyada hedef gösterildi. İlçemiz, partimiz, yöneticilerimiz ve bir linç kampanyası yürütüldü. Sonra değerli arkadaşlar, dün gece her şey bütün kamuoyunun gözü önünde gerçekleşmesine rağmen gece yarısı ilçe binamız kurşunlandı. Değerli arkadaşlar, hangi yola tenezzül ederseniz edin, hangi baskı yönteminden umut, medet beklerseniz bekleyin, emin olun ki bu parti, bu halk şimdiye kadar çok daha ağır süreçleri atlattı. Bu zor günleri de mutlaka atlatacak. Ne korkacak, ne boyun eğecek, ne teslim olacak, ne iddiasından, davasından vazgeçecek. Bu baskıları sizin icat etmediğinizi biliyoruz. Sizden önceki partiler de, sizden önceki iktidarlar da, hükümetler de bu yöntemlere tenezzül ettiler. Bunlardan medet umdular. Ama son 2 yılda değerli arkadaşlar, 11 bin civarında partilimiz gözaltına alınmış. 4500 civarında tutuklu var. 750 civarındaki tutuklu doğrudan il ilçe yöneticilerimiz, genel merkez yöneticilerimiz değerli arkadaşlar. Ardahan Patnos'ta neredeyse bütün eski yöneticilerimizi, mevcut yöneticilerimizi, muhtemelen önümüzdeki kongrede görev alacak arkadaşlarımızı bile tutukladılar. Bunu Türkiye'nin birçok şehrinde yapıyorlar ama sadece bir haftalık bilançodan bahsediyorum. 2 ilçede nasıl bir korku taşıdıklarını ifade ettiği için bunu sizlerle paylaşıyorum. Değerli arkadaşlar, bir kez daha buradan hatırlatıyoruz, ifade ediyoruz. Bu iktidardan önceki iktidarlar 90'lı yıllarda, 2000'li yılların başlarında ve bugün bu yöntemlerle başarı elde edeceğini sananlar, umanlar nasıl bunun
asla onların hanesine bir artı olarak yazılmayacağını gördülerse, nasıl öğrendilerse sizden öncekiler, bugünküler de, bugünkü iktidar da bunu öğrenecek. Bunu görecek. Asla partilerimiz, çalışanlarımız, arkadaşlarımız bu korkutmayla, gözaltıyla, tutuklamayla işlerinden, çabalarından, gayretlerinden vazgeçmeyecekler. Değerli arkadaşlar, aslında medeniyet tarihi empati tarihidir diye meşhur bir söz var. Tabii bu empati konusu hani hem bir tarafıyla insan hakları ahlakının konusudur ama bir o kadar da siyasi ahlak sorunudur. Empati yapamazsanız ister İslam medeniyetinden söz edin, ister modern medeniyetlerden söz edin, aslında medeniyet namına, insanlık namına hiçbir nasibiniz yok demektir. Bakın, OHAL uygulamalarının her hafta yeni mağdurları, yeni mağduriyetleri oluyor ama bugün belki bu saatlerde, belki biz toplantıya başlarken gerçekleşmiştir. Umut ederiz ki gerçekleşmez ama bir aile Gümüşhane'de değerli arkadaşlar, 10 yıl önce 5 yaşında yetim bir çocuğu evlat ediniyor. Sevgi isminde bir çocuğu evlat ediniyor. 10 yıl sonra çocuk 15 yaşında, baba OHAL dolayısıyla tutuklanmış ve bir yıl sonra baba tahliye oluyor. Ama Çocuk Esirgeme Kurumu diyor ki baba terör suçundan yargılandığı için çocuğu sizden alacağız ve kuruma teslim edeceğiz. Değerli arkadaşlar, hani bize ayet, hadis okuyanlar var ya, özellikle biraz sonra değineceğim, 15 çocuk üzerinden güya peygamberin tavsiyesini hatırlatanlar var ya, ben de onlara Maun suresini hatırlatıyorum. Yetimin hakkını yemenin, yetimi ağlatmanın, yetimin incitmenin ne demek olduğunu aslında Kur'an doğrudan peygamber üzerinden anlatır. Çünkü yetim bir peygamber mirasını temsil eder. Değerli arkadaşlar, bu çocuğun ailesinde kalması konusunda aileden sorumlu bakan, kadın bakan ister anneyle empati yapsın, ister çocukla. Kiminle empati yapabiliyorsa yapsın. Ama bir yetimi ağlatmanın, bir yetimi üzmenin, aile hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun, hangi yapılanmanın içerisinde olursa olsun, asla kabul edilebilecek meşru bir şey olmadığını bir kez daha kendilerine hatırlatıyoruz. Eğitim sistemiyle ilgili tartışmalar yapılıyor değerli arkadaşlar. Aslında Türkiye'de bir sistem olmadığı için biz eğitim sistemi diye tartışmaya değer görmüyoruz. Çünkü sistem demek sürekliliği olan, tutarlılığı olan, planlaması olan bir programa dayanır, bir yapılanmaya dayanır. Şimdi bırakın her bakan değiştiğinde bir değişikliğe, bir model arayışına gidilmesini, şimdi daha da hızlandık. Cumhurbaşkanı akşam televizyon ekranında bir itirazda bulunuyor, bir talepte bulunuyor. Bürokratlar ve bakan muhtemelen televizyon ekranında buna tanıklık ediyorlar ve apar topar durumu kurtarmak için yeni düzenleme arayışları yapılıyor. Bir de işe bilimsel kılıf bulmak için de güya uzmanlarla alternatifler üzerinden tartışma yapılıyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye'deki sistem değildir. Türkiye'de nasıl ekonomide bir sistem yoksa, nasıl dış politikada bir tutarlılık yoksa, eğitimde de bırakın milliliği, sistem denecek bir mekanizma bile yoktur. Bakın, bu değişikliği, bu paldır küldür, apar topar değişikliği savunmak için bakan diyor ki, çocukları sınav stresinden kurtarmak için, korumak için değişikliğe gidiyoruz. Vallahi gençlerin de, onların anne babalarının da stresinin bir tane sebebi var. O da sizsiniz. O da sizin iki güne bir model değiştirme, sınav biçimiyle ilgili değişikliğe gitme anlayışınızdır. Eğer gençleri sistemde stresten kurtarmak istiyorsanız bu sistem oyunlarından bir an önce vazgeçin. Ama eğitimle ilgili bir vaka daha var ki ona da değinmeden edemeyeceğim değerli arkadaşlar. Şırnak'ta Gündoğdu Mahallesi'nde bir ilkokulda sosyal medyada paylaşıldı. Okul panosuna, sınıf panosuna bir yazı asılıyor. Kürtçe konuşmayacağım diye bir ifade var. Şimdi bu ifadeyle ilgili tartışmalar üzerine Van Milletvekilimiz
Lezgin Botan'ın sorusu üzerine bakan muhtemelen Şırnak Valiliği'nin gönderdiği cevabı kamuoyuyla paylaşıyor. Diyor ki çocuklar çok küfürlü konuşuyorlar. Kürtçe konuştuklarında çok küfürlü konuşuyorlar. Onun için aslında Kürtçe konuşmayacağım yazısı panoya asıldı. Yoksa bu Kürtçe'ye karşı bir tavır değil. Allah aşkına aklımızla alay mı ediyorsunuz? Çocuklar Türkçe küfrettiklerinde de Türkçeyi mi yasaklayacaksınız? Bu ne tahammülsüzlük, bu ne ciddiyetsizlik? Değerli arkadaşlar, elbette ki çocuklar üzerinden, kadınlar üzerinden siyasi polemik yapmak ve bunu tartışmak konusu haline getirmek asla kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü bir ülkenin geleceğidir ve o kararları verecek olan doğrudan doğruya kadınlardır, çocuklardır. Ama Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta ilginç bir söz sarf etti. Malum cümlenin başını çok uzun aktarmayayım ama Müslüman hanımlara tavsiyede bulunuyor ve diyor ki siz de çoğalın. Peygamberin hadisine gönderme yapıyor. Çoğalın diyor. Bakın terör örgütü bu konuda çok hassas. 5, 10, 15 çocuk yapıyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanı'na kim nasıl bilgi veriyor, nasıl danışmanlarla çalışıyor, kimin kaç çocuğu var doğrusu ben bilmiyorum. Ama daha aslında insanı belki de rencide eden, bütün bu sözleri tevil etmeye kalkan AKP'liler değerli arkadaşlar. Bakın bir milletvekili diyor ki burada Kürtler kastedilmiyor. Peki kim kastediliyor? TÜİK'in kendi rakamları var, Nüfus Etüt İdaresi'nin kendi rakamları var. Yani nüfus artış oranı en yüksek il Urfa. Bebek ölüm oranı en yüksek il de Bingöl. Şimdi burada hani nefret söylemini, ayrımcılığı, ırkçılığı mı konuşalım? Yoksa çok çocuğu olan ailelerin, kadınların sanki Müslüman değilmiş gibi bir tekfirci zihniyetle hedef gösterilmesini mi konuşalım? Değerli arkadaşlar, neresinden tutsanız dökülen bir anlayıştır bu. Neresinden baksanız kabul edilemez, ayrımcı, dışlayıcı, nefret söylemi içeren bir mesajdır bu. Galiba bundan dolayı çocuk hayatının çok önemi yok değerli arkadaşlar. Bundan dolayı Şırnak'ta kayyumun açtığı kuyuya düşen Feyzullah'ın önemi yok. Bundan dolayı panzer altında hayatını kaybeden çocukların, fırında eve ekmek götürmek için çalışan çocukların, Ceylan'ın, Uğur'un önemi yok değerli arkadaşlar. Bundan dolayı galiba Roboski'de hayatını kaybeden onlarca çocuğun hiçbir önemi yok. Evet, onlar için nüfus konusu bir güvenlik konusu olabilir. Bu gayet aşina olduğumuz, malumumuz olan bir konu değerli arkadaşlar. Osmanlı'nın son döneminde de böyle nüfus planlamaları yapılıyordu. Bunun üzerinden stratejiler geliştiriliyordu. Cumhuriyet'in 1930'lu yıllarında da böyle arayışlar vardı, öneriler vardı. Çok yakın dönemde 28 Şubat döneminde de geçtiğimiz günlerde bir eski sağ siyasetçi ifade etti. İşte 28 Şubat'ın meşhur megakasından yani 97 megakasından 2 ay önceki megakada da işte Kürtlerin nüfusu 2050'de bilmem kaç rakamını bulacak. Dolayısıyla tedbir alalım tartışmaları, konuşmaları yapılıyordu. Emin olun ki 60 darbesinde de konuşulmuştur. 71 muhtırasında da 80'de de konuşulmuştur. Yani nüfus üzerinden, sosyoloji üzerinden, insanların doğurganlıkları üzerinden siyaset yapmaya kalkmak Türkiye'de darbeci zihniyetlerin eski bir alışkanlığıdır değerli arkadaşlar. Ama ne yazık ki bunu tevil etmeye kalkanlar, bunu örtmeye kalkanlar asıl galiba oturup bir kez daha düşünmeliler. Değerli arkadaşlar, AKP'lilere, AKP'li vekillere, Erdoğan'ı sevenlere, Erdoğan'dan umudu olanlara, Erdoğan'dan beklentisi olanlara bir kez daha çağrıda bulunmak istiyoruz. Eğer Erdoğan'a iyilik yapmak istiyorsanız, tarihteki Erdoğan gibi bütün siyasetçilerin kaderine, sonuna bir bakın. Değerli arkadaşlar, böyle siyasetçilere, böyle liderlere yapılacak en büyük iyilik onlara gerçeği söylemektir. Eğer gerçekten yol arkadaşıysanız, gerçekten beklentiniz varsa onlara gerçeği söyleyin. Onların söylediklerini bize tevil etmeye kalkmayın ve ne olur ölü numarası yaparak bu süreci atlatmaya kalkmayın. Çünkü biliyoruz ki artık AKP'de
hala vicdanı kalmış siyasetçiler ölü numarası yaparak haksızlıklar karşısında sessiz, suspus olmuş, duymazlıktan gelme numarası yaparak bu süreci atlatacaklarını sanıyorlar. Değerli arkadaşlar, güzel bir şiir. Ben bir şiir yorumlayamam ama galiba bu günleri çok iyi ifade ediyor. Sizlerle paylaşarak bitirmeye çalışacağım. Saraylar, saltanatlar çöker. Kan susar bir gün. Zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüze. Leylaklar da güler. Bu günlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Değerli arkadaşlar, yarın grup başkan vekilimiz söyledi, Seyit Rıza'nın idam edilişinin yıl dönümü. Pis kuyudan temiz su çıkmaz. Tarihin hangi döneminde insanlık için utanç verici uygulama varsa onunla hesaplaşmak, elbette ki bu ülkede birlikte yaşamak isteyen herkesin, hepimizin boynunun borcu. 10 Kasım dolayısıyla yürütülen Atatürkçülük tartışmaları, Kemalizm tartışmaları aslında bu yüzleşmeyle birlikte anlamlıdır. Yoksa Türkiye sağı yıllarca gardırop Atatürkçülüğü yaptı zaten. Atatürk istismarı üzerinden bu ülkede bir takım mağduriyetlere neden oldu. Bakın, Atatürk'ü koruma kanunu çıkaran Demokrat Parti'dir. CHP ile girdiği Atatürkçülük yarışının bedelini yazarlar, aydınlar, her çizgiden insan, muhalif ödemek zorunda kalmıştır. Bu dondurulmuş Kemalizm, bu gardırop Atatürkçülüğü ancak bir lidere de iyilik yapmak niyetiyle bile olsa dürüstlükle, yüzleşmeyle anlam bulur değerli arkadaşlar. Hani isterseniz geçtiğimiz seçimlerde bize nasıl Kur'an sallayarak siyaset yaptıysanız önümüzdeki seçimlerde de nutuk sallayarak siyaset yapabilirsiniz. Tercih sizin. Bir sonraki seçimlere eğer Türkiye giderse Das Kapital sallayarak da siyaset yapabilirsiniz. Hani kapitalizmin daniskasını o kitaptan öyle okuyup öyle anlamış da olabilirsiniz. Her değişim sizin tercihiniz. Ama biz şunun farkındayız. Türkiye tarihiyle yüzleştikçe elbette devletinin kurucusuna da saygıyı ama daha önemlisi geleceğe dair birlikte yaşama iradesini de geliştirme imkanını, gücünü kendinde bulacaktır. Değerli arkadaşlar, Seyit Rıza yaşı küçültülerek idam edildi. Bundan 80 yıl önce. Onun nasıl yaşı küçültülerek idam edildiyse benden önce idam etmeyin dediği oğlu da yaşı büyütülerek idam edildi. Değerli arkadaşlar, Seyit Rıza'nın tabii o meşhur sözünü ifade ederek bitireceğim ama İhsan Süreyya Sırma'yı anmadan edemeyeceğim. Çünkü İhsan Süreyya, biliyorsunuz değerli arkadaşlar, İhsan Sabri Çağlayangil, özür diliyorum. İhsan Sabri Çağlayangil o dönemde olaya gönderilen ve idamları gerçekleştirilmek için memur edilmiş bir isim. Sonra Türkiye siyasetinde meşhur, ünlü isim. Ama İhsan Sabri Çağlayangil diyor ki idam aslında bir gün sonra olacaktı. Ama Atatürk Elazığ'da bir köprü açılışına gidecekti ve Seyit Rıza'yla çocuklarının, arkadaşlarının idam edilmemesi için Dersimliler Atatürk'e ulaşırlar, görüşürler, dertlerini anlatırlar ve idamın yapılmasını engellerler diye biz, kendi tabiriyle ifade ediyorum, beyaz donluların Atatürk'le buluşmasını engellemek için idamı bir gün önce gerçekleştirdik diyor değerli arkadaşlar. İşte galiba bütün tartışmalara ışık tutan bir vaka ve Seyit Rıza'nın meşhur sözüyle bitirelim. Sizin yalanlarınızla, hilelerinizle baş edemedim. Bu bana dert oldu. Ben de önünüzde diz çökmedim. Bu da size dert olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli konuklar, bizlerin değerli konuşması için parti sözcüsü Sayın Ayhan Bilgen'e teşekkür ediyoruz. Her biriniz grup toplantımızı onurlandırdığınız için tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi grubumuz adına içtenlik ve saygıyla selamlıyorum. İyi haftalar.